Birinciyi Siz cevap niye versin hocam abi. yardımcılarınızı böyle direkt şu anda Oraya mesela daha 4-5 geleceğiz. tane yardımcınız Süper Lig'de işte görev alacak, bir yerlere talip olacak. Niye bu profilde yardımcılar seçmeniz hocam? Güçlü yardımcılar. Mesela en son çok kısa bir not ekleyeceğim. En son Galatasaray'a geldiğinizde mesela siz de biliyorsunuz bu iş one man show değil, bir ekip işi. Mesela orada hiç unutmuyorum Dursun Özbek zamanıydı değil mi? Size Florya tesisleri gezerken bir soru sordu gazeteci. Dedi yardımcılarınız kim olacak? Siz dediniz ki Reha'cığım daha bir dakika. konuşmadım ben Bir, yardımcılarımla. burası çok sıcak oldu. Sorular daha da Tamam. sıcak. Hemen Oraya açlıyoruz. geleceğiz. Oraya geleceğiz. Bir de ben Reha'ya soracağım tabii ondan sonra. Sen niye antrenörlük yapmıyorsun da televizyonda şimdi, çalışıyorsun? şimdi Erman, Sen teknik adamsın. Reha'ya. Cevap versin hoca, ben de cevap vereyim. Reha'ya. Hedef ben miyim şimdi hocam? Yani. Değil. Hayır, Şimdi, ne bileyim yani. Futbolda endirekt vuruşlar vardır biliyorsun. Evet. Direkt ve endirekt vuruşlar vardır. Ben senin soruna endirekt olarak cevaplayayım. Yanındaki hocaya sorsana. Niye senin gibi bir hakem yetiştirmedin diye. Cevap Hakem vermez, yetişmez ki. veremez. Çünkü Hakem onu yetişmez. yetiştiremez. Futbolda teknik adamlık öğretilen bir meslek değildir. Hakemlik öğretilen bir meslek değildir. İçinde varsa, şimdi Erman Toroğlu niye burada her akşam hakemle ilgili doğrusuyla, yanlışla konuşabiliyor? Şimdi bana sordun, Siz söyleyeyim içinde fazla, olmayan insanlarla tamam mı bak, çalıştınız ekip olarak o şimdi zaman? bak bir şey söyleyeyim. Benim çalıştığım isimleri vereyim. Kamuoyu bunun takdirini kendisi belirlesin. Oğul Bak şey, bir Hoca'yla Ali dakika, bir dakika, bir Gültüken dakika, bir bayağı dakika, var. bir dakika. Galatasaray'da başladım. Raşit Çetiner'le. Raşit Çetiner bu ülkede Süper Lig'de çalıştı. Milli takımda görev yaptı. Ümit Milli Takım başında görev yaptı. Kocaeli'nde Hikmet Kahraman'la çalıştım. Şu anda ligimizde görev yapıyor. Milli takımda Rıza Çalımbay'la çalıştım. Şu anda Süper Lig'de görev yapıyor. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'le çalıştım. Şu anda Süper Lig'de görev yapıyor. Beşiktaş'ta Tayfur Avuççu'yla çalıştım. Beşiktaş'ın başına geçti. Başka takımlarda da görev yaptı. Ondan sonra devam edeyim. Çalıştığım takımlarda İbrahim Üzülmez'le, Yusuf Şimşek'le çalıştım. Yani Mustafa şunu diyor. Ben bir yere kadar getiririm de benden sonrasına karışmam arkadaş ondan sonrası. Yani Ondan sonrası onun diyor. şimdi Ben bir yere getiririm ondan sonrası sen onun diyor birini anladığım kadarıyla. alıp Rea, sen birini alıp seni büyük teknik adam yapacağım diyemezsin. Şimdi herkes diyor ki ben mekanı cennet olsun. Allah defalarca razı olsun. Derval gibi bir devle çalıştım. Derval'e bir tek gün 20'den az soru sorduğum gün olmadı. O bir tek gün bir dakika beni çağırıp gel Mustafa sana şunu öğreteceğim demedi. Ben ondan hep öğrenmeye çalıştım. Onun için yani Her işte niye böyledir bu ama. yerine kime bu babadan oğula geçen padişahlık değil ki yani padişahlıkta baba rahmetli olur. En iyi öğrendiğin neydi? En iyi öğrendiğim. Tamam yani Derval'den en iyi bunu öğrendim. Sana bunu soracaktım çok denk geldi. Vücut dili, insanlarla ilişkisi. Yani Derval ile ilgili o kadar çok anım var ki yani olumlusu olumsuz olumsuzu benim için onun için de yani şeyde de hatta Almanya'ya gittim de toprağa verdiğimiz gün hanımıyla, oğluyla, kızıyla da sohbet etmiştik. Mesela bana bir şey demişti. Hiçbir yardımcısın senin kadar sevmedi ve senin kadar inanmadı demişti. Ama ben Derval'in arkasında kedi gibiydim. Ne yapıyor, ne ediyor, antrenmanda sahaya çıkışı, takımla konuşmaya başlaması, antrenmanı, o kenara çekildiği zaman ben ne yapacağım, basınla ilişkisi. Yani şimdi herkes bunu yanlış değerlendirebilir. Büyük takımda çalışmak büyük hoca olmak demek değildir. Büyük hocalığın çok farklı kriterleri vardır. O kriterleri de göze alacak çok az insan çıktı bu ülkede. Ya ben Galatasaray'a teknik direktör olurken iki şeyi göze almıştım. Ya burada tepeye çıkacağım ya da valizimi toplayıp İzmir'e döneceğim. Bu riski göze almasam bunları yapmam mümkün değildi.
Onun için bak, bütün bu saydıklarım Reha'ya cevap olsun diye söylüyorum. Ya cevap olsun diye, bilgi olsun diye söylüyorum. Bu saydığım bütün isimler var ya, hiçbir gün hiçbir yerde teknik adamlık yapmamışlardı. Yanıma aldığım bütün yardımcılar başlama günü, birinci günü benim yanımdaydı. Başlama vuruşunu yaptılar. 30 yıldır benim yanımda bana yardımcı, asistan olan bütün teknik adamlar, bugün piyasada olanın başlangıç noktasıdır benim. Hocam bu benim yalnız merak ettiğim değil, toplumun da merak ettiği. Toplum da öğrensin o zaman. Reha'cığım yani, senin vesile oldun. Evet. Yani ben hiç kimseyi çağırıp gel ben sana şunu öğreteceğim demem. Bana da demediler. Ama bana sorularla gelip hocam müsaade edersen şunları şunları sormak istiyorum. Bir tanesini düşünmüyorsam sarılırım ona. Bunu nasıl akıl ettin? Ben düşünmemiştim diye sarılırım. Çok olmuştur. Hepsiyle olmuştur. Bana getir. Neticede ben karar merciyim. Ya yani sorumluluk benim. Ben de derbale 20 tane, 30 tane alternatif getirirdim. Ama sorumlu oydu. Sorumlu oydu. Bazen biz haddimizi aşıyorduk. Ama yani öyle bir güven ilişkisi vardı ki aramızda. Benim de yardımcılarımla böyle günlerim oldu. Kızdım ama doğru söylüyordu. Sonra çağırıyordum, sarılıyordum. Haklısın diye. Bunların hepsi şu anda takımların başında. Hayır hocam bir tane yanlış söylüyorsun diyen varsa bağlansın programa. Bütün bu saydığım isimler, ona yakın isim saydım. Evet. Yani bir vizyonun varsa, iki takip ediyorsan, yaratabiliyorsan, gece uykunda düşünebilip üretebiliyorsan. Pişman olduğun ne var? Keşke bunu yapsaydım. Hani keşke. Keşke. Keşke ya. Şunu yapsaydım lan iyi olurdu. Yani dediğin var mı? Mutlaka vardır ama hiç düşünmedim. O zaman kendime olan güvenimi kaybederdim. Mutlaka olmaz mı Erman? Yani birçok hata yapsaydım, birçok hata yapmışımdır. Kendi kendime hesaplaşmışımdır. Bunu yanlış yaptım. Şunu yanlış yaptım, başlangıçta yanlış yaptım. Yani düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Fakat bütün bunların sonunda kendimi hatalı bulduğum zaman bunu dışa yansıtmaya eğer bir şekilde imkan sağlarsam o zaman orada yok olurdum ben. Oraya takılıp kalmak da var çünkü mesela yurt dışı diyorum, mesela yurt dışı. Almanya'ya gitseydim, İngiltere'ye gitseydim, ne bileyim şunu yapsaydım var mı, oldu mu kafada öyle hani? Bir defa oldu. Hayatımda her şey dahil bak. Yani sadece şeyden bahsetmiyorum. Futboldan bahsetmiyorum. Bütün yaptıklarımdan. Hatasıyla, sevabıyla, yanlışıyla, doğrusuyla iki tane pişmanlığım olmuştur hayatta. Bir tanesi özelde, bir tanesi meslek hayatımda. Almanya'dan yani müthiş bir başlangıç yaptığım zaman çok önemli bir takımdan, yani Avrupa'nın en iyi takımlarından birinden teklif almıştım, gitmedim. Türkiye'ye döndüm. O soru işaretidir. Yani içimde hep vardır o. Gitseydim o, ne olurdu sorusu. Dönmeseydim ne olurdu? Yani oraya gitseydim. Hayır. Teklif hatta gelen yer. Lig bitmeden sizi istediler. Doğru mu? Lig, bir ön anlaşma gibi de neredeyse evet, o evet, yani evet, o hale geldi olaylar. Evet. Onu şey yapmadım. İki, bir sezonda iki takımda çalışmayı asla düşünmedim ve yapmadım. Zaman zaman sezon ortasında başladığım çalışmalar olmuştur. Onlar farklıdır. Ama bir teknik adam dik durmak istiyorsa belli prensipleri korkmadan ortaya koymalıdır. Bu hangi takımda olursa olsun. Eğer bu rahatlığı bulmazsan çalışma imkanın yoktur. Ben bu ülkede aşağı yukarı hepimizin yakından takip ettiği kulüplerde çalıştım. Ben hiçbir zaman bir yönetimin, bir başkanın, bir yöneticinin üzerinde bir görevim olmadığını biliyorum. Ama yaptığım bütün çalışmalarda bir başarı grafiği varsa bu başarı grafiğinin tepesinde ben oturmam.
o kulübün başkanı, yönetimi oturur. Ben takımın başında otururum. Dolayısıyla o kolektif çalışmaya çok önem veririm. Pişmanlıklarım vardır. Yani bunları bazen şiirle dile getirirsin, bazen yazıyla dile getirirsin, bazen konuşarak dile getirirsin. Yani öyle hayatta şeyler yaşadım ki, mesela yaşadığım futbolcular, hepsini aynı sevmem mümkün değil. Bazen düşünüyordum, yani sezon sonunda ayrılıklar olurdu. Ya ben ayrılırdım, ya futbolcu ayrılırdı. Ya derdim, bu çocuğa ben hiç haksızlık ettim mi? Ki mutlaka etmiştim. Ya hata yapmamak mümkün değil. Bu derdim mesela beni hiç sevmedi çalıştığımız dönemde. Bir gün kapım çalardı mesela ayrılık günü. Bu düşündüğüm futbolcu gelip bana sarılırdı. Hayatta çalıştığım en düzgün insan sizsiniz hocam diye. Şimdi bunu duyduğum zaman mesela benim elim ayağım kesilirdi. Evet, o güzel bir geri dönüş tabii. En rahat çalıştığın kulüp veya en sorunlu çalıştığın kulüp diye oldu mu böyle şey? Ya oluyor tabii, olmaz mı yani? Her kulüpteki çalışma şartlarının bir standardı olmaz. Yani çalıştığın kişiler... Veya şöyle söyleyeyim, en rahat çalıştığın başkan. Hocam bir de çok... Direkt, bir de hocam Malik abi Çeşme'den mesaj attı. Siz Vestel Manisa'da çalışırken ekip... İşte Malik Hoca dedi ki bir oyuncu var şimdi mesaj diyor ki bir oyuncu var diyor hocaya söyledim yani bu olsa daha iyi tabii demiş yani o istişarede bulunduk öyle bir bakış açısı da vardır işte yardımcılara yani, değer evet, verir yardım... onların fikrinde uygular. Şimdi gelir bana söyler ya şimdi Derbar beni onun için sevmişti onun için bana güvenmişti ya üretimdir yani futbol dedin teknik adam dedin futbolcu dedin saha içinde üretendir antrenmanda üretendir. Kafasında üretendir. Yani bunları hep kurar. Ondan sonra da yani futbolcu olarak uygular. Şimdi Reha çok genç yaşta benim arkamda oynamaya başladı. Orta sahada. Kalitesi yüksek futbolcu. Ha ben çok hırslı ya sen de biliyorsun. Bilirim hocam. Hocam bilirim. Oralara hiç girmedim mi? Hiç aşma o sene. Çok hırslı olduğunu biliyorum. Çok hırslı. Ama az kapışmadık. O bana bir şey öğretti. Kendi futbolcularımla benim futbolculuğumu yaşarsam bazen onu çağırırdım. Bak ben bunları yaşadım. Bazen bunun artılarını gördüm. Bazen eksilerini gördüm. Buna devam et. Bunlardan vazgeç. Bunlardan vazgeç. Dolayısıyla yani bütün hayatımız şimdi sen hakem olmaya karar verdiğin zaman neleri düşündüğünde teknik adam olmadın. İşte ne bileyim daha farklı bitirdiğin üniversitedeki dalından devam etmedin. Demek ki içinde bir şey vardı. Var. Vardı. Hala var. 10 yıl evvel karar verdim. 10 sene sonra hakemliğe başladım. Yani şimdi. Bazı şeyleri yapmak için ama. Ben Erman hocamla sahada rakip olarak mücadele ettik. Hakem olarak beni değil beni atmadı. Hocam. Şey Erman hakemi hocam, de yendik, hakemi de yendik demişliğiniz var. Şimdi, hakem de o kendisi. Evet, hakem de Erman hocamdı. Fakat yani bunu gayet samimi söylüyorum. Yemin ederek söylüyorum. Ben bunu söylediğim zaman Erman hocam benim aklımda yoktu. Yani bir hakem vardı. Yani onu şey olarak söylemedim. Veya Erman hoca manasında söylemedim. Veya işte Ertuğrul Dilek, Doğan Babacan manasında söylemedim. Hakem olarak söyledim. Sonra odaya gittim. Ulan dedim maçın hakemi benim arkadaşım Erman'dı. Yani ben alınmam böyle şey. Ama bunlar ya alınacak Erman. Biz bir takım şeylere alınsa. Ya biz başta var ya kavga dövüş bayağı yani çarpışırdık. Ondan sonra da giderdik yemek yerdik abi. Çeşme'de filan az evet. Yemek yemedik Behzat filan. Bu kadar yani sahada mücadele ya. Orada biter. Orada biter. Hem de ne mücadele sahanın içinde. Her alt var. Her gelebilecek. Ya şimdi her şey var. Erman'ın oynadığı takımla benim oynadığım takım Türkiye'nin şehirlerinde önde gelen ön sıradaki takımları. Kupa finalleri oynamış, o kupa kazanmış, ben kupa kazanmışım. Yani kolay değil bunlar bu takımlarda mücadele etmek. Onların tarihinde bir Fenerbahçe maçı vardı mesela. 8 kişiye mi düştüler? Ya, elediler 8 kişi. O maçtan sonra hakem olmaya karar verdim Mustafa. Ben karar verseydim. O maçtan sonra hakem olmaya karar verdim. Şimdi Reha, 10 sene sonra Reha hatırlar yani. Benim bütün isyanlarım
birçoğu hep hakem kararlarındaydı. Ondan çok agresiftim. Şimdi millet bizi yumuşak başlı koyun gibi falan zannediyor. İşte fazla sesini çıkarır. Sahada isyankardım yani. İsyankarın falan ötesindeydim. Şimdi işte dönüp baktığında hakemlerle ilgili şey de bu grafikte işte biraz evvel Erman dedi programın başında. Yabancı hakemlerle oynadık. Ya bu ülke kendini bir maçı yönetecek insanı çıkartamıyor mu? Biz bu kadar aciz miyiz? Bir takımını yönetecek bir teknik adam çıkartamıyor mu? Bu kadar aciz miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? İşte onun için çıktı Erman Toroğlu, işte Ahmet Çakar, onun Cüneyt Çakır, arkadan işte Sarvanlar sayabileceğin kadar. Burada bir tek şeyi ayırt edeyim. Bunu Erman Hocam'la paylaşıyorum zaman zaman. Şimdiki hakemler iyi niyetli. Ama yetenek şeyine ve yürek şeyine baktığın zaman orada tam notu veremiyorsun. İyi hakem pozisyonu süzen, değerlendirilen, futbolun ruhunu bilen ve korkmayan. Niyeti iyi, bilgisi kötü çok var. Verdiği kararın arkasında duran, bundan eminim diyen. Şimdi Erman Hocamların zamanında vardı yoktu. Yani verdiği karar karardı. Tabii. Offside kaçırdı yardımcı. Kaçırabilir. Yardımcı hakemlik kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Ama bir hakeme inanıyorsan bir maçta, yani bu düdüğü çaldı, kafasında herhangi bir soru işareti yoktur dediğin zaman orada devam edersin. Bir hakemi yanlış görmüş olabilir. Zaman, kaç dakika sonra anlarsın o hakemin ne niyetli olduğunu? Onu evveliyatından bilirsin. Daha gelmeden zaten fikri vardır. Açıklandığı zaman bilirsin. Peki şöyle yapalım istiyorum. Kısa kısa bazı şeyler çıkartmıştık. Bu bölümü reklama gelene kadar onları, milli takımla olan kısımları halledelim. Ondan sonra ikinci bölümde biraz daha ligden alıntılarla da gideceğiz. Yine böyle geriye dönüp flashbackler de yaparız. Şimdi Letonya maçı var önümüzde. Letonya'yla da, bu Letonya'yla maçlarımızın bir grafiğini verir misiniz arkadaşlar? Çok iyi anılarımız yok açıkçası. Bir 2004'te playoff oynamıştık. O Verpakovskis bizi mahvetti. Ama şöyle bir, tabii 24'e kadar gitmiş arkadaşlar. O 2004'teki 1-0-2-2 playoff maçları. 3-3'lük bir özel maç o. 2016'nın elemeleri o, 2014-15'te oynadık. Onlar da 2004'teki 1-0 kaybedip burada 2-0 öne geçtiğimiz maçın rövanş maçında 2-2. Evet. 2-2. Şeye gidemedik işte, evet. Avrupa Şampiyonası finallerine. Playoff maçı o. Böyle ağırlıklı olarak beraberliklerin olduğu bir seri var Letonya ile aramızda. Fakat dün işte Şenol Hoca böyle bir başlangıçtan sonra puan kaybetme benim adıma ne arkadaşlarımın adına, oyuncularımın adına puan kaybetmek gibi bir lüks söz konusu olamaz dedi. Söz konusu olmayacak. Söz konusu olmayacak. Çünkü yani şimdi Şenol Hoca, Fatih Hoca ve ben milli takım kadrosu beraber oynayacağız. O fotoğrafı bulabildik mi çocuk? Bu fotoğraf bir Avusturya maçı. En sağda Şenol Hoca, Cem Pamiroğlu'nun Şenol yanında. Şenol bir başta. İsa abi, Erhan, Turgay abi. Erhan rahmetli, canımız bizim. Erol rahmetli. Erol rahmetli. Sedat Üç Bursa Spolu. Sedat. Fatih Hoca. Fatih Hoca. Evet. Yanında ben ve Şenol. Yani biz bu 77-30 Ekim'de oynanan bir Avusturya maçı. Dünya Kupası grup elemeleri. Ben bu maçın aşağı yukarı 20. dakikasında sakatlanıp çıkmıştım oyundan. Ve direkten dönen toplarımız vardı. Proaska'nın golüyle 1-0 kaybetmiştik. Ya şimdi diyecektik Proaska'nın golü. İyi bir milli takımdı yani. Bu milli takım birbirine uyumlu yani. Bugün yani seyrettiğimiz, izlediğimiz milli takımımız kadar şey olmasa da, başarılı bir grafiği olmasa da o gün şartlarında iyi bir takımdı ama şey yoktu. Yani Türkiye'de insanların kafasında yani bir Avrupa korkusu vardı. Avrupa şerefli mağlubiyetler. Şerefli mağlubiyetler. Ya mağlubiyetin yani onu söyledim antrenörlüğe başlarken ya mağlubiyetin şereflisi ne demektir ya? Bunu kendi yaşamımda karşılaştım. Mesela Açık Park'ta bir maç kaybettim. Bunu sordular. İşte ne diyorsun? Dedim bu açık farklı kaybetti. İtalya ile berabere kaldık. Dinozof zatürre oldu baştan sonra.
Evet. Gitmedi ki, soğuk da var. Napoli'deki maçtı. Yavuz'un hani kalede olduğu maç. Sabri. Yavuz yarım rahmetli. Zatürre oldu adam. Hiç görmedim. Erman abi ben bir ya, Almanya ya, maçı bak, hatırlıyorum şey hocam. 5-1 yenildik. Dobe Hasan gol attı. Bizim spikerimiz, şimdi abilerimizden biri, sanki şampiyon olmuşuz fazla, gibi bağırdı. Çünkü ileri, Almanya'ya gol attık fazla ya. Fazla ileri gitmeye gerek yok. Milli takım Santra'yı geçtiği zaman bütün tribünler ayaktaydı. Kaleye gittiğinde değil, Santra'yı geçtiği zaman. Yani hücum etmek için Santra'yı geçiyorduk ya. Yalnız Almanya maçı falan var. Kamuran'ın gol atıp Müller'in penaltı attı. Köln'de. 72 mi o? Sabri Hoca var teknik direktör. Evet. Değil mi? Kamuran. Alman bir takım Alman bir takım o zaman. Rahmetli. Biz de mesela rahmetli hocam Derval Almanya'nın başındaydı. Biz de Almanya'yla beraber kaldık. Ben Almanya'ya karşı hep hocanın kulübesinin önünde oynadım. Çizgide oynadığım için Florya'ya geldiği zaman tanımıştı. Yani var ama yani bu münferit. Çok münferit. Evet. Yani o zaman işte yani dünya bizim olmuş gibi bir hadiseydi onlardan puan almak. Şimdi öyle noktaya geldik ki Guardian bir haber yayınladı. O ki küpürü verir misiniz? Guardian gazetesi de hani saygın bir gazetedir İngiltere'de. Herhalde. İtibarlı bir gazetedir. Euro 2020'nin en iyi takımları listesi. Yani bu takımlar Euro 2020'de ön safta 7. sıraya koymuş bizi. 24 tane takım var. Yetmez. Bizi 7. sırada gösteriyor ki fazlasını yapabilmek de elimizde bizim. Yetmez. Bir de biz küme düştük. Ve ama çok önemli değil. Ve evet, turnuvanın en güven veren savunmasına sahip diye bir ifade var. Bir de turnuvanın tabii en güven veren savunması. Bir de Melih Türk oynamadı. Melih yani oynamadı daha. Melih oynamadı yani sakat diye. Son derece doğru bir tespit. Bakar mısın? Yani milli takımın defansında görev yapan futbolcularımıza bakar mısın?